Tıpkı şairin dediği gibi vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara madenini diyor. Ve bir baba yiğit çıkıyor diyor ki vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulur elbet kurtaracak bahtı kara madenini. Bazen ümitsizlik açılar birileri bazen ümitsizlik pompalar birileri bazen düşmandan yana olur ama sanki senden görünür birileri. Şu anda Fenerbahçe taraftarı olarak tam bu noktadayız. Ben yatıp kalkıp dua ediyorum. İnşallah bugünkü maçı kazanırız diye. Sebebi de şu. Arkadaşlar Fenerbahçe transfer sezonuna başladı. Kütürük eriği gibi transferler yaptı. Birilerinin yatak odasından en beğendikleri almak için çırpındıkları oyuncuları çekti çekti aldı. İngiltere'ye uzandı çekti çekti aldı. Öbürünün getirdi kesin dediği oyuncuyu uçakla takım elbiseyle getirdi. Dediler ki nereden vurabiliriz? Altı almadı bunlar. Bunlar altı almadığı için şampiyon olamayacaklar. Şöyle böyle. Farkındaysanız büyük bir komplonun, büyük bir oyunun içindesiniz. Altı alınmadı, şampiyonluk gitti deme komplosunun içindesiniz. Sizi uyarıyorum. Ya içinde bulunmuş olduğunuz pislik durumdan çıkın. Fenerbahçeliyim diyorsanız Fenerbahçenize destek olun. Ya da defolun, gidin. Kimin kayığında geziyorsanız onu destekleyin. Çok açık ve net. Dün akşam Galatasaray bir maç yaptı Samsun Spor'la. Ya maçın bazı kısımlarını izledim. Diyebilirsiniz Samsun Spor yattı. Samsun Spor sattı, kaleci yattı, bilerek yedi. Emre Kılınç şöyle sattı, bu böyle yattı, bu böyle sattı. Her şeyi diyebilirsiniz. Kabul. Sosyal medyada Galatasaraylılar sizi maymun gibi kullanıyorlar. Maymun gibi kullanıyorlar. Dikkat edin. Size istedikleri her şeyi yaptırıyorlar. Ya bir görsel paylaşmışlar. Icardi'nin golü offside diye. Abi el kol offside diye sayılmadıysa değil diyorum. Anlatıyorum. Bak aynı golü Fenerbahçe atsa sayılmasa hakeme bilmem ne kadar söverim diyorum. E Ozan'ınki sayılmadı. E, sövdüm diyorum. Bu offside değil diyorum. Sen Galatasaraylı mısın oluyor. Bir penaltı beklediği pozisyon var Samsun'da oyuncunun. Topun üstüne ayağını basıyor gidiyor ayağını takıyor. Penaltı bekliyor. Verilmez buna. Bak Fenerbahçe'nin aleyhine bu tip penaltıları verdiler. Ben de hakemlere sülalelerin hepsindeki bütün yerli yersiz, Türk, yabancı, kadın erkek fark etmez hepsine saydırdım. Saydırırım da. Ya oyuncu gelip kendi takılıp düşüyor ya. Yani etmeyin, eylemeyin arkadaşlar saçma sapan bahaneler üretiyorsunuz. Bak Fenerbahçe 6 almadı, şampiyonluk gitti diyorsunuz. Merakımdan soruyorum. Maçlara 10 kişi mi çıkacağız? Merakımdan soruyorum. İsmail Yüksel'e 12 milyon euro teklif var. Crespo'ya geçen sene 8 teklif gelmişti. 8 milyon euro. Bartu Elmas bugün hepinizin gözdesi haline geldi. Fred 8'de oynamıştı. Şey 6'da oynamıştı var. Oynatabilirsin. Lan çok zor durumda kaldın. Ciku'nun 6 numara oynamıştı var. Kaldı ki sizler diyorsunuz oynayabilir diye. Çok 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 zor durumda kaldın. Mert Hakan'ı oynatabilirsin. Kaldı ki 3 tane Türk'ü mecbur oynatacaksın. Yani Galatasaray'da bir Abdülkerim sakatlansa inşallah Bakın sistem nereye dönecek. E bakın nereye dönecekler. Ya senin takımın bu 6 numara olması. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 6'yı alsanız yarın oynatamayacaktınız. 6'yı alsan perşembe de oynatamayacaktın. Bir sonraki lig maçına kadar. Ya 6 numara transfer edilmedi. Kabul. Beklenti yüksekti. Kabul. Ali Koç beklenti yükseltti. Kabul. Bazı arkadaşlar şey diyor. Hocam biz sana kızmıyoruz. Biz yönetime kızıyoruz. Ya dolaylı olarak bana kızıyorsunuz. Benim sevdama kızıyorsunuz. Fenerbahçeli değil misiniz kardeşim? Bitti. Ya bak 3008 Peugeot 3008 benim hayalimde Rabbim hepinize versin. Vallahi de billahi de şu videoyu beğenen herkese Allah'ın inşallah nasip etsin. Hocam benim alma imkanım yok. Ya Rabbim taşın içinden çıkarsın yine nasip etsin. Hepinize nasip etsin. Kazasız belasız ama. Anlatabiliyor muyum? Bana nasip etmedi. Olmadı. Ama Nissan Qashqai nasip etti. 2013 model. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah biniyorum, ediyorum, seviyorum da ya ne güzel bir şeymiş diyorum. Hatta yeni modellerine falan bakmaya başladım. Ya sevdiğini alamıyorsan, aldığını seveceksin, mecbur. Altı alamıyorsan, İsmail Yüksek Türkiye'nin altısıdır, bitti. Crespo Türkiye'nin altısıdır. Kaldı ki şu cümleyi kuracağım. İsmail Yüksek 2 saat topa bekleyip satranç oynayıp, topu dürtmek yerine hızlı oynasa Türkiye'nin en iyi ön libero'su. Bak, en iyi. En iyi Türk demiyorum. En iyi ön liberosu. Şu dürtme oyundan vazgeçse. Ya al denedik olmadı. Kurun içi denedik. Benim içime sinmiyordu. İyi ki olmadı. Paris Saint Germain'den Danilo'yu ortaya attılar. Yok hiç olay yok ortadan. Porto'dan Grujic hiç olay yok. Manchester'dan McTominay denedik. Gelmedi Türkiye'ye. Türkiye'ye gelmek istemedi. Olmadı. Yani daha birçok isim var. Ama İsmail Yüksek'e kaldık. Bartu Elmaz'a kaldık. Crespo'ya kaldık. Ben de aynı eleştirileri yapıyorum kabul ama ben eleştiriyorum. Siz yerin dibine sokuyorsunuz. Yapmayın. Ya buradan üzülerek aydınlanmak zorunda kalırsınız. Bak yapmayın. Şimdi İsmail Kartal'dan 6 numara kararı Ocak ayına kadar. Şimdi beklenen transfer gerçekleşmedi. Ön libero olmadı. Teknik direktör İsmail Kartal. Sizden alan bırakın o düşünsün. Hocam eee Motorun 41 liraya dayandığı döviz kuru dolar 27 28 euro bilmem 30 lira oldu. Ne yapacağız hocam? Size ne lan? Bırakın Mehmet Şimşek düşünsün. Bakan değil mi? Ekonomi Bakanı bırak o düşünsün. Bırak o düşünsün. Sizin düşünüp yapabileceğiniz bak siz de düşünün kabul. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Hocam ben olsam sahte para bastıran adamları bir yerde toplarım. Ulan en geçerli parayı birlikte basın. Size de ödül vereceğim derim. Gider dış borcu öderim. Doları düşürürüm. Bu bile bir yöntemdir. Kabul. Vallahi bence mantıklı bir yöntem. Helalinden güzel, temiz bir yöntem. Ama siz yapamazsınız. Gücünüz yok. Aynı şeyi söylüyorum. Ön libero'da kim oynayacak? Siz yapamazsınız. Karışma. İsmail Kartal düşünsün. Yeni bir karar almış. İsmail Kartal çok ciddi bir isim istedi. <laughs> Birkaç ciddi isim istedi. Bunlar olmuyorsa da artık yapacak bir şey yok dedi. Arkadaşlar haberin özünde şu var. Bartu Elmas sakat. Mert Hakan Yandaş oynayabilir. İsmail Yüksek de kart alsın. Fred Mihazaj da oynayabilir. Yani bu isimler bugünkü maçta görev bekleyecek. Fener'in maçı var bu arada yazabilirsiniz hashtag'li. Şimdi söz kesildi. İmza Ocak'ta atılacak arkadaşlar. Ocak ayında Fenerbahçe'nin 6 numarası kesilmiş. Yönetime yakın bir sosyal medya hesabı Perşembe gecesi 23 sularında bir paylaşım yaptı. 6 numara transferinin yapılmayacağı bu bölgede halen kadroda bulunan isimlerden yararlanacağını belirtti. Cümlelere dikkat. Kadromuza ve hocamızın benimseyeceği oyun planına uygun A kalitede oyuncu için her şey denendi ancak olmadı. Yüksek bonservis bedeli olduğundan dolayı tüm zaman doğru şekilde kullanılmasına rağmen gerçekleşmedi. Devre arası için söz kesildi. Enseyi karartmayın. Arkadaşlar burada futbolcudan söz kesilmedi. Devre arasında A plus oyuncu almak için söz kesildi. Ben bu yanlışı düzelteyim taş gibi takım olacağız diyerek 6 numara transferine söz kesilen yabancı falan filan diyor. Yabancı değil bilginiz olsun. Burada 6 numara transferi için söz kesildi. Uğur Meleke transfer olmaması avantaj. Hürriyette Fenerbahçe'nin 6 numara transfer etmemesini değerlendiriyor. İsmail Yüksek için avantaj. Süper Lig'in büyük kulüpleri zaten çok borçlu. Bu borçları kapatmanın önemli bir yolu da genç ve potansiyelli futbolcular bulmak. Onları oynatmak Arda Kimminci, Altay Bayındır gibi ihraç etmek. İsmail en üst dikte henüz geçen sezon oynamaya başlamış. Milli takıma yükselmiş. Özgüven sorununu çözerse daha da ileri gidebilecek bir sporcu. Crespo Arao varken formaya tutunmuş. Yabancı meslektaşını geçmiş. ilk 11 oyuncusu olmuş. Bu tarz sporcuları kazanmalı, oynatmalı, geliştirmeli ve ihraç etmelisiniz. Ozan Kabak hatırlıyor musunuz? İlk Şampiyonlar Ligi maçında takımına 4 yedirdi. Hatırlıyor musunuz? İkinci Şampiyonlar Ligi maçında 5 yedirdi. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama fark yedirdi. Ozan Kabak ısrarla Fatih Terim oynattı. Sezonun sonunda sattı para kazandı. Şimdi Ozan Kabak oynatmak risk, kabul ama kazanç. Yanlış anlamayın İsmail'den gelecek paraya muhtaçız. Arda'dan gelecek bonusa muhtaçız. Elif Elmas satılsa 1.5 milyon euro gelecek ona bile muhtaçız. Bitireyim İsmail için bir fırsattır bu. Son haftalarda bir sallantısı oldu ama bunun biraz da moralle ilgili olduğunu düşünüyorum. Mental seviyesini yüksek tutup çıkışını sürdürmeli. Bence artık 6 numara tartışması bittiğinden dolayı İsmail'e de özel görüşme yapacaktır İsmail Kartal. Bence İsmail'i yukarılara taşıyacaktır bu görüşme. İlker Yağcıoğlu şampiyonluğu kaçıracak değil. Arkadaşlar İlker Yağcıoğlu'nu siz bilmezsiniz. Benim çocukluk kahramanlarımdan biridir. Kemal Kemalettin, Kemal Kemalettin Şentürk Ondan sonra Müjdat Yetkiner. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, İlker Yağcıoğlu, Rıdvan Dilmen. Bunlar benim çocukluk kahramanlarımdır. Ama İlker Yağcıoğlu'nu Fenerbahçe TV'de çok beğenirdim. Allah rahmet eylesin Selçuk Yula ve İlker Yağcıoğlu'nun Fenerbahçe performansı. Bir de Doktor Gürkan Kubilay. Üçünün Fenerbahçe TV performansları enfestir. Bu transferler tekrar yapılmalı. Rahmetli Selçuk Yula Ağrıç, İlker Yağcıoğlu ve Gür, Gürkan Kubilay Fenerbahçe TV'ye transfer edilmeli. İlker Yağcıoğlu 6 numarayı değerlendirmiş. Diyor ki bir 6 numara gelmedi diye Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil diyor. Bu sene yapılan transferlerle Fenerbahçe zaten çok iyi bir takım kurdu. Son günlerde çok dile getirilen ve beklenen 6 numara transferi ise gerçekleşmedi. Bence 6 numara transferinin olmaması çok büyük bir problem değil. O bölgede oynayacak yeteri kadar oyuncusu var. Bir 6 numara gelmediği Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil çok fazla eleştiri getirip takımı yıpratmanın da anlamı yok diyor. İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e uyarı basit oyna. <laughs> Zaten bir toplantı gerçekleştirmiş. Performans değerlendirmesi. Ankara gücü maçındaki kırmızıyı anlatmış. Basit oynamalısın. Mevki olarak risk almaman gereken bir bölgedesin. Topu alır almaz ayağından çıkarman. Fred ya da Şimanski ile buluşturman gerekiyor. Ah! Oh. Ulan Fred ya da Şimanski ikisinden birinin golü birinin asisti mi var bugün? Hadi inşallah bakalım. Kendini kanıtlamana gerek yok. Senin kaliteni herkes biliyor diye konuşmuş. Geçen sezon forma şansı buldu. Ya bu sezon daha çok şans buldu. 9 karşılaşmaya çıktı. Bir gol bir asist sergiledi. 2027'de 27 sözleşmesi sona erecek. Van vallahi Fred Şimanski içimden bir ses bunların gol katkısı olacak diyor. Neyse. Arkadaşlar kurban olayım. Bak Başka Fenerbahçe yok. Varsa siz söyleyin. Antalya maçını konuşacağım ama en son aldığım. Fenerbahçe Dünya Kulüpler Sıralamasına Paris Saint-Germain ve Barcelona'yı geride bıraktı. Galatasaray detayı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Kurumu (IFFHS) 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralamasını yayınladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Shakhtar, Trabzonspor, Başakşehir, Adana Demirspor listedeki yeri belli oldu diyor. Son bir yıl içindeki kulüpleri açıklamış arkadaşlar. Bir önceki sırada 28. sırada yer alan Fenerbahçe 199.5 puanla 16. sırada. Paris Saint Germain, Roma, Milan, Juventus, Barcelona, Arsenal, Ajax, Sporting Lisbon gibi takımları geride bırakmış. 5 Brezilya, 4 de İtalya kulübünün yer aldığı ilk 20'de ülkemizden sadece Fenerbahçe var. Galatasaray 94. Başakşehir 102. Adana Demirspor 187. Beşiktaş 135. Trabzonspor 143. Sivas Spor 165, Adana Demirspor 187, Fatih Karagümrük 344, Konya Spor 385, Ankara Gücü 394. sırada yer almış. Hocam bunun değeri var mı? Herhangi bir psikolojik değeri, herhangi bir psikolojik değeri yok. Ama insanı rahatlatıyor tabii haliyle. Bu arada Fenerbahçe'miz Antalya Spor maçına hazır. Süper Lig'in 5. haftasında ancak 4. maçına çıkacak olan Fenerbahçe'miz dün akşam Can Bartu testlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını bitirdi. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının yapıldığı antrenman taktiksel ve bireysel antrenmanlarla sonuçlandı. Hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi takımımız. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Omar Fayet idmandaydı. Yani Novi Pazar'la anlaştı. Kesin gidecek oraya. Ama idmandaydım muhtemelen şeyden dolayıdır. Hani e, ne derler ona ya? Vize işlemleri falandır. E, pasaport vize işlemleri falandır. Saat 17'de maçımız. <laughs> o yüzden saat 16'da, 16 itibariyle Allah'tan bir mani gelmese canlı yayına gireceğiz. 16 civarında hepinizi kanalımıza bekleriz arkadaşlar canlı yayına. Ayrıca Fenerbahçe'de bugün enteresan bir kadro tahminim var. Arkadaşlar 3 Türk oynamayacak. Nasıl oynamayacak? 3 Türk mecbur hocam yoksa yenildik. Hükmen yenildik. 4 Türk olabilir. İlk 11'de ama yüzde ya daha yüksek yüzde de 3 Türk oynayacak. Onu söyleyeyim. Şimdi Ne diyecektim ben? Ya Ya da açık açık söyleyeyim mi? Arkadaşlar eee Zaytsa 6 numara için hazır ol mesajı verildi dedi sevgili Sercan Hamzoğlu. Yani 6 numarada seni oynatacağım demiş. Sercan Hamzoğlu'nun duyumuna göre İsmail Kartal. Şimdi Sercan Hamzoğlu'nun tabii ki de duyumlarına güvenirim ama Zayt's'ın oynaması bence çok düşündürücü bir olay. Hatta kanalımızda ankete bu yüzden de sundum özellikle. Ben olsam Crespo'yu oynatırım. Sana güveniyorum mesajı veririm. Hani Zaits'ı 6 numarada oynatmak hata olabilir. Geri dönüşü imkansız bir hata olabilir. Antalya Spor takımı bu kadar kötü bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe'de eksikler var. Sakatlar var biliyorsunuz. Halil Umut Meler maçı yönetecek. İstatistikleri şunu bunu geçtim arkadaşlar. İki takım arasında kaç maç oynandığını internetten falan bulursunuz. Ben e, tahmini bir ilk, 11 paylaşayım. BN Sports Fenerbahçe muhabiri Sayın Ünal Emin Canbay'ın verdiği tahmini ilk 11'i paylaşayım arkadaşlar. Bu şekilde bir ilk 11 paylaşıyor. Livakovic, Osayi, Bekao, Serdar, Ferdi, Zayt Fred Şimanski, Cengiz Ceko, Tadiç şeklinde. Şimdi şu olabilir. Ee, İrfan Can Eğribayat Osayi Bekao, Ciko, Ferdi Fred, İrfancan Kahveci, Şimanski, Cengiz Tadiç, Ceko olabilir. Bu %5 ihtimal. Livakovic, Osayi Bekao, Ciko, Ferdi Fred, İrfancan Kahveci ya da Fred, Mert Hakan, Yandaş, Şimanski, Cengiz, Tadic, Ceko ihtimali %45'lerde. Şu kadro ihtimali de var. Zaytsin yerine Crespo ihtimali de var. Yani bugün kestiremediğimiz olay bu. Demek ki İsmail Yüksek hem Zaytsin'den hem Crespo'dan hem Mert Hakan'dan hem de Fred'in 6'da oynamasından daha yüksek bir ihtimal. Oyuncumuza sahip çıkalım. Oyuncumuzu değersizleştirmeyelim. Yani büyük ihtimalle çıkacak. Muhtemel 11 bu şekilde zaten. Muhtemel 11 bu şekilde olmasa da değerlendirir. Kendi içimizde konuşmasını yaparız arkadaşlar. Sizin skor tahmininiz nedir? Ben şunu söyleyeyim. Ne olur ne olur hepinize söylüyorum. Rica ediyorum. Lütfen ama lütfen hepinize rica ediyorum. Takımı destekleyin. Takımı destekleyin. Altı alınmadı şampiyonluk kaçar falan. Yemin ediyorum artık engelleyeceğim. Yeter. Artık engelleyeceğim. Yeter. Hangi takımlı olduğunuza bir karar verin. Ya kardeşim bir takım bu kadar yerin dibine sokulmaz. Bir takım bu kadar aşağılanmaz. Ya ben Fenerbahçe'nin her paylaşımına yolun sonu şampiyonluk olsun diye mesela yazıyorum. Ya birazcık da siz yazın ya. Birazcık da destek olun. Tamam abi alınmadı. Ben de istiyordum. Ben de istiyordum. Ben sizden daha fazla istiyordum. Ya ben sizden altı numarayı daha fazla istiyordum gelmesini. Ama hem mantığını anlattım size. Canlı yayında söyledim. Yeter artık. İçinde bunalırsanız mahvederler. İlk puan kaybında hocam sen göreceksin istifaları falan filan. Aslında bunu size dedirtenler ilk puan kaybını yalvara yalvara istiyorlar. Ellerini açıp dua ediyorlar. Ya dualarla himmetlerle e, hani Fenerbahçe'yi durdurmaya çalışanlara izin vermeyin. Siz de dua edin. Karşı duaya geçin. Fiili olarak dik durun. Omurgalı durun. Anlatabiliyor muyum? Yani etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Saat 16'daki canlı yayında görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.